Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte Türkiye İç Savaş senaryosunu oynayacağız dostlar. Türkiye İç Savaş senaryosunu biliyorsunuz ki biz zamanında Türk Krallığı tarafından oynamıştık. Bugün ise sizler birlikte Milliyetçi Krallığı tarafını oynayacağız arkadaşlar. Milliyetçi Krallığı tarafında yaklaşık 30'a yakın event var. Hepsini sizlere göstermeye çalışacağım dostlarım. Şimdi buradan Rusya'yı kaldırıyorum ve görüyorsunuz ki 1.874.000'lik bir nüfusumuz varken faşizmle yönetiliyoruz dostlar ve 112.000'lik de bir ekonomimiz var görüyorsunuz ki. Direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi buradan 750 asker sileceğim ve daha sonrasında ise buradan vergilerimizi malları şöyle standart kadarına çekelim. Arkadaşlar bu arada oynadığım senaryonun linkini açıklama ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz veya da Discord'umu gelerek bizden isteyebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada web sitemiz 10.000 kullanıcı olmak üzere yaklaşık 8 kişi falan kaldı. Aşağıdan da web sitemize kaydolursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi buradan diplomasiye bastığımız anda görüyorsunuz ki formlayabileceğimiz bir şey yok. Zaten ismimiz yetiyor. Mehmet Bayar tarafından yönetiliyormuş arkadaşlar. Diğer devletleri size göstereceğim biraz sonra. İç savaş. 2023'te yaşadığımız iç savaş sonucu devletimiz 5'e bölündü. Topraklarımızı geri kazanıp devletimizi tek parça haline getirmeliyiz. Devletini tek parça haline getirmek için uğraş. Bu durumu kabullen. Ben bu durumu kabullenmeyeceğim. Ben de şey yapacağım arkadaşlar. Devleti tek parça haline getirmeye çalışacağım. Şimdi Türk Krallığı'na şöyle bakacak olursak görüyorsunuz ki Saadet Sultan adında bir kadın var arkadaşlar burada. Jöntürlerde Melih Yüzbaşı varken Türkiye Devleti'nde Bira Führer'in, Komünist Türkiye'de ise Osman Günok adında birileri var arkadaşlar. Ve şu an büyük haritada oynuyoruz görüyorsunuz ki büyük haritada biraz zorlanacağız ama yapacağız merak etmeyin, elimizden geldiğince daha da büyük yerlere ulaşacağız. Bu arada arkadaşlar Türk Krallığı'nda şey var, Turan'a doğru gidebiliyorsunuz veya da Osmanlı yoluna da çıkabiliyorsunuz. Onların da haberlerini vereyim sizlere. Şimdi dukatlarımızı basacağım, öncelik olarak Jön Türkleri katacağım çünkü Jön Türklerde Turan hayali var. Şu Turan hayallerini bir yıkalım arkadaşlar. Turan hayallerini yaparlarsa büyük ihtimal başımı çok büyük belaya girebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin düşüşü. Eski gücümüz yerinde olmadığı için Yunanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarına kattı. Biz ise hiçbir şey yapamadık. Bir gün Yunanları da denizlere dökeceğiz. Evet, az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin topraklarına katamamışlar ama ihlak almışlar, vasal almışlar. Garip. Şimdi 53.000 ekonomisi var. Bence benim bu kadar asker yeter. Hemen hızlı bir şekilde Jön Türkleri bir topraklarımıza katalım. Turan kuramasınlar abicim. Gel abi. Turan, bunlara bir event gidiyor. Event'te direkt olarak Turan'ı kurabiliyorlar dostlar. O yüzden hızlı bir şekilde buraları almamız gerekiyor. Gayet güzel. 10.000'e 15 şöyle askerleri şöyle dağıt. Daha sonrasında bunlar da buraya gidiyor. Biliyorsunuz ki ben bunu zamanında oynamıştım. Türk Krallığı tarafından. Bugün ise sizlerle birlikte Milliyetçi Türkiye oynuyoruz. Belki bir günde şeyle oynarız. Komünist tarafla oynarız. Komünist tarafı da çok merak ediyorum. Orada da bir sürü event var. Evet askerler. Abi yeter be. Kardeşim gitme ya. Tamam güzel. Askerlerin bir kısmı açlıktan öldüğü için arkadaşlar oradaki askerlerin azaldığını zaten görebilirsiniz. Şimdi bir askerleri şöyle çekiyorum. Tamam buradaki işimizi tamamladık. Jön Türkleri an itibariyle topraklarımıza kattık. 14.000 askeri sileceğim. Yeter bu kadar. Asimilasyonu yapmak üzere 55.000 dukat yeter bana. Siyasi partiler. Ülkemizde siyasi partiler para yazı yardımı istiyor. Siyasi partileri kapat, para yardımını yapma. Siyasi partileri para yardımı yap. Biz şimdi faşist siyasi partiye gerek duymuyorum arkadaşlar. Lakin mutlulukları azalıyormuş. O yüzden ben biraz mutluluklarını arttırayım. Nasıl olsa siyasi parti diye bir şey yok oyunda değil mi? Arkadaşlar bu arada size küçük duyurular yapmak istiyorum. Bu video özel küçük duyurular sadece. Biliyorsunuz ki artık ekran kartını falan aldık. Yani dedim ki sizlere ekran kartı gelince farklı oyunlara geçeceğimi söylemiştim. Lakin ben farklı oyunlara geçince sizden de destek istiyorum arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki hep Age of History'de kalamayız bir yere kadar. Age of History'de içerik bitecek elinde sonunda. Yani farklı içerikleri de geçmek lazım. Birkaç suç. Hazırladığımız 10 kişi komşu devletlere zarar vermeye gidecek. Güzel. 10 tane ajan yapmışız. Güzel. 10 tane ajan bir diğer devletlere zarar verecekmiş. Güzel abicim. Şimdi diğer devletlerin şöyle ekonomisine bakalım. 79 bin, 54 bin. Daha sonrasında 102 bin ekonomisi var. Bak Türk Krallığı'nın 102 bin ekonomisi var. Bizim ise 160 bin ekonomimiz olmuş durumda. Ben şimdi demokratik tarafı yok etmek istiyorum. Demokratik tarafı yok edersek biraz da ekonomimiz artabilir açıkçası. Şuradan biraz askerler bas. Bu arada arkadaşlar sizin de böyle senaryolarınız varsa web sitemizde paylaşmayı kesin olarak ihmal etmeyin. Çünkü web sitemizde paylaştığınız zaman diğer kullanıcılar da sizin senaryolarınızı indirip oynayabiliyor arkadaşlar. Ve bundan para da kazanabiliyorsunuz. Hazırladığımız kişiler. Hazırladığımız 10 kişiden 8'i geri döndü. Bize iyi para getirdiler. Kalan 2 kişisi hapse girdi. Abi 10 kişi yollamışız 8'i gelmiş sadece geri. Ah be. Ah be. Çok kötü bir durum lan. Gönderiyoruz geri gelmiyorlar. Onun şimdi çocukları, eşi falan ne olmuştur acaba? Ağlamışlardır. Şaka şaka. Gereksiz duygu sömürüsü yapmayalım. Şimdi savaş ilan edeceğim. Buralarda şöyle bir topraklarıma katalım arkadaşlar. Buralar bana lazım. Bu arada benim biliyorsunuz ki Facecam'da videolarımı yaptığınız editlerin hepsini
arkadaşlar Instagram sayfamda elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Eğer sizin de öyle bir editleriniz varsa videonuzun etiketlerine Sezer Hakkı'ya diye girmeyi kesin olarak unutmayın veya da başlığını Sezer Hakkı'ya edit yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da bana Discord'dan direkt olarak ulaştırabilirsiniz. Kısaca bu şekilde. 3400'deki şuralardan hemen toplayalım. Evet, Demokratik Türkiye az önce topraklarımıza katmış bulunmaktayız. Lakin arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Asker bastıkça ekonomim direkt olarak iniyor. Görüyorsunuz ki zarara düşüyorum sürekli. O yüzden şimdi savaşmayacağım ve sadece kendimi geliştirmeye çalışacağım. Yoğunluk. Ne üzerinde yoğunlaşmak istersiniz? Ekonomi, ordu, denizcilik. Denizcilik yapmayacağım. Ordu da zaten zarara giriyorum. Ben ekonomi oynayacağım abi. O ekonomi bana lazım. Konya askerlerimi geri çekelim. Güzel. 31.591 askeri şöyle siliyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar şimdi şöyle bir Demokratik Türkiye topraklarımıza katalım. Türk Devleti'ne. Evet, tam toprak alamadık. Lanet olsun abi. Yardım talebi. Diğer devletleri daha hızlı bitirebilmek için hangi ülkeden yardım isteyelim? Azerbaycan, Gürcistan. Azerbaycan'ı istiyorum. %75 ihtimal. Faşistlere yardım eder mi lan Azerbaycan? Azerbaycan yardım talebi kabul edildi. Teşekkürler Azerbaycan. Güzel abi, güzel. Çok mutluyum. Şimdi ekonomimizi biraz arttırmamız lazım. Yatırımları şöyle açıyorum. Daha sonrasında biraz ekonomi arttırdıktan sonra işimizi yeniden koyulacağız arkadaşlar. Devletin hazinesi küçük. Direkt hemen para bitiyor. O yüzden yatırımlar sayesinde daha da güçleneceğiz. Mehmet Bayar. Mehmet Bayar devletin başına geçti. Bunun şerefine devletimiz başkentinde festival düzenlenecek. Mehmet Bayar'ın gelmesine devletimiz daha da güçlenecek. Gayet güzel. Evet, şu an Mehmet Bayar geldi. Daha sonrasında Kırgızistan'ın düşüşü. Kırgızistan Çin'in hükmüne girdi. Nerede lan Kırgızlar nerede? Göremedim abi. Neyse abi. Arkadaşlar bu arada ben topluluk sayfasında size bir tane şey paylaşmıştım. PUBG Mobile veya PUBG ister misiniz Steam versiyonu falan. Abi bak şu an anketi ben gördüğüm kadarıyla hayır önde gidiyor. Abi neden hayır abi? Bunu açıklar mısınız bana? Nahçıvan. Nahçıvan Ermenistan eline geçti. Bir an önce toparlamamız gerekiyor. Ermenilerin canlı. Abi ne diyorsun ya? Evet, Nahçıvan ele geçirmiş. Ben bir komünistlere bir savaş açayım. Canlı derilerini yüzeceğiz diyor. Abi onlar da insan, yap gözünü seveyim ya. Ama Nahçıvan alması beni üzdü biraz. O yüzden hızlı bir şekilde oralara gideceğim. Evet, 5274. Şöyle gel bakalım. Bu arada bu tür şeyleri yasaklıyor arkadaşlar. Böyle senaryolar yapacakken eğer tanıtılmasını istiyorsanız bu şeyleri yapmayın. Bir zarara gireriz. Yapmayın gözünü seveyim. 5525. Şöyle askerleri şöyle çek bakalım. Evet, bu cebimizde bu arada bayağı da bir para var. Yani bayağı bir paradan kastım arkadaşlar. 10.000 dukatımız var. 10.000 dukat da buraya bir garnizon atayabilirim açıkçası. Evet, garnizonlarımız başarılı bir şekilde atanmış durumda oraya. Şuraya biraz asker, biraz da buraya asker çekeceğim. 10.000 şöyle. Şimdi burada biraz kısıtlı durumda davranmamız lazım arkadaşlar. Daha sonrasında bunları buraya çekeceğim. 2501'lik askeri de şöyle. Yavaş yavaş Ermenistan'ın o tarafa doğru yaklaşıyoruz görüyorsunuz ki senaryo uygun oynamak istiyorum, Mehmetler uygun. Yani daha dikkatli olunca daha güzel oluyor. Senaryo biraz daha sarıyor. Milliyetçi Türkiye İtalya. İtalya ile diplomatik ilişkiler başladı. Güzel, İtalyanlardan destek alacağız. Gayet güzel. Faşistik yaymaya başladığımız için olabilir arkadaşlar. Şu an mesela modern dünyada Çin komünist, Vietnam komünist. Yani lakin ama faşist bir devlet kurarsanız modern dünyada, eğer olur da kurarsanız arkadaşlar şey olur. Ne olur biliyor musunuz? Tüm dünya devletler size bileşir. Karşı bileşir ve size savaş açarlar. Yani böyle bir şeye zararı var. İtalya-Fransa. İtalya-Fransa sınır çatışmaları hangi devletini destekliyorsun? İtalya'yı destekliyorum abi ben. Evet, bu arada Saadet Sultan'a savaş açmışlar. Saadet Sultan aldı ve barış yaptı. Güzel oldu. Evet, barış yaptılar. Komünistlere barış tam yapamayacağız büyük ihtimal. Prestijimizi yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Prestij yükseltmek önemli. Evet, Ermenistan'ın sınırına tam yaklaşamadık. Ama demokratlara biraz daha savaş açabilirim arkadaşlar. Şuradan askerleri şöyle bir dağıtacağım. Şöyle dağıt bakalım. Asimilasyonlarımızı yapalım. Güzel, gayet güzel. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki ben tatile gittikten sonra izlenmeleri de bayağı bir kayıplar yaşadım. Hafif de olsa onları bir toparladık ama aşağı olan videoyu beğenmeyi kesin olarak unutmayın dostlarım. Her like 1 TL biliyorsunuz ki. Şaka yapıyorum bu arada ama mizah maçtı. Her like 1 TL kardeşim. Yani 1 TL vermişçesine basar mısın oraya? Oraya o like butonuna bas kardeşim. Kır orayı, kır. Aa, asker verdi bana. Evet, event'i okuyamadım. Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Event'te tam olarak ne yazdığını bilmediğim için. 1537 ne oğlum? 1530 1700. Çek abi askerleri.
Çek oğlum bu ne lan? Ne çok asker verdin lan bana bu. Aa ben savaşa girmişim. Libya'ya karşı. Güzel, Libya'yı toparlarız o zaman. Şu arkada çalan müzik size geliyor mu bilmiyorum. Arkada çalan müzik genelde şey. Bir tane Age of History bir edit yapmışlar. Artık zenciler dans ediyor. Yeni tankımız. Mehmet Bayar'ın uzun sürede geliştirdiği tankımız sonunda çıktı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. 71 bin. Libya'ya hemen askerlerimizi yollayalım arkadaşlar. Tripoli'ye çıkacağım. Bak şu an var öyle bir cesaretlendim ki. Direkt Tripoli'ye atacağım asker. Kendini neyine güveniyorsun? Oraya nasıl çıkabilirsin? 42 bin askeri şöyle dağıt. Evet, Libya'yı az önce sömürgeleştirmeye başladık arkadaşlar. Aslında buna medeniyet şekillendiriyor eklenebilir ve seri yapılabilir ya. Bu güzel olabilir. Minik Türkiye oynamak güzel sarıyor. Evet abi al. Al. Gayet güzel, nice. Gel abi. 714 askerimiz var. Lakin burada bir zarara girmeyin. Merak etmeyin arkadaşlar. Şuradan askerlerle ilerleye bakalım. Şimdi şöyle bir politika yapacağız. Gel abi. Tamam. Şu an tüm askerleri düzenli bir şekilde dağıttığımı düşünüyorum. Bakın görüyor musunuz? Sen şuraya. Tamam, bunlar da buraya. Güzel. Şimdi askerleri geri çekiyorum. Buradaki işimiz tamamlanmış durumda arkadaşlar. 161, 5063, 758, 487 de buraya. Akşam bu arada bir canlı yayın daha yapacağım. Canlı yayınlarda bayağı aktifiz maşallah. 15.000 abone olduk biliyorsunuz ki. Belki canlı yayınlar sayesinde 30.000 falan da oluruz biliyor musunuz? Canlı yayınlara YouTube bu sıralar çok fazla destek veriyor. Hani gereksiz yere bildirim atıyor arkadaşlar. Ya YouTube'dan beklemediğim şeyler. YouTube abim bildirim atmayı sevmiyor biliyorsunuz ki. Aslında Discord'un bildirimi entegre etseler kendilerine daha güzel bir şey olabilir biliyor musunuz? Gerçekten diyorum bak. Evet. Nasıl? Libya'nın sınırlarını aldım sadece. Arka tarafta bir yıldızlık toprakları bırakıp deniz sınırlarını alarak kendimi daha da güçlendirdiğimi düşünüyorum. 40 binlik askeri şöyle çek bakalım bir. Evet gittim acaba ya. 2032 yılına kadar gelmişiz. Evet vardır bence. Asimilasyonları yap. Tamam. Şu an arkadaşlar şöyle bakacak olursak Türk Krallığı bakın bu tarafa doğru genişliyor. Komünistler ölmüş. Komünistlere zaten vitaminsizler onlar. Arkadaşlar şöyle bir asker biraz kendimi geliştireceğim. Mallara biraz yatırım yapalım. Çünkü her yerden asker bastığından ötürü hiçbir şeyim kalmadı. 5086. 5096. Oğlum çok hızlı artıyor lan. Biraz da şöyle yapalım. Asker sileceğim. Askerleri silelim ki orduya katkımız şu an silinsin abi. Evet şu an ordu askeri şeyimiz sıfıra düştü görüyorsunuz ki. Arkadaşlar şunu şöyle bir kapat. Şimdi paramızı artıya çekmem lazım. Diyecektim ki evet Sezar 30 binlik Irak ordusuna karşı ne yapacak değil mi? 30 bin Irak ordusuna karşı ne yapacak? Ya abi neden savaş açtın şimdi sen bana? Ben sana ne yapmış olabilirim ki abi? Ne yapmış olabilirim yani? Bana bunu birisi açıklayabilir mi arkadaşlar? Ben bu adama ne yaptım? Gerçekten kredi al. Are you serious man? Gel bakayım gel. Her bölüm şu Iraklıların neden çok asker olduğunu hala çözemedim biliyor musunuz arkadaşlar? Ya neden senin bu kadar çok askerin var? Neden? Ha 25 bin asker getiriyor abi. Bu kadar ekonomiyi nereden buluyorsun? Sen dünyanın birincisi misin lan? Hayır. Irak mı? Kaçıncı sırada bu Irak? 41. sırada. Ben 3. sıradayım ve ona karşı yeniliyorum abi. Lukas, bu ayarı sen yaptığına %100 yemin edebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüyorsunuz ki dünya biraz daha karışmış durumda. Lakin elimden geldiğince dünya tarafındaki devletlerin hepsini almaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve kanala ekipçe katılarak da diğer bölümleri de erkenden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.